Örneklerle devam ediyoruz. R eşittir F1 eksi F3 bileşke kuvvetinin büyüklüğünü ve pozitif x ekseninden saatin ters yönde ölçülen doğrultusunu kuvvetleri x ve y yönünde bileşenlerine ayırarak bulunuz. F1x F1y'yi bulacağım. Eksi F3x eksi F3y'yi bulduktan sonra yönlerine bakacağım. Aynı yönde olanları toplayacağım. Farklı yönde olanları çıkartacağım. Buradan rx ry'yi bulduktan sonra r'yi hesaplayıp açıyı da r'ye bölü rx'ten tanjant teta eşittir r'ye bölü rx'ten oradan art tanjant alarak açıyı hesaplayacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle eksi F3'ü gösterelim. F1'imiz burada 450 Newton. X80'in pozitif yönüyle 35 derece yapmış. Burada da 600 Newton. Y ekseni 75 derece yapmış. Alt kısmıyla. Şimdi eksi F3'ümüz şöyle. Bakın yine Y ekseniyle şurası 75 derece. Şurası 600 Newton. Bakın 3. bölgedeydi. 1. bölgeye geldi. Yani F1 de aynı yönde. FX, F1x ile F2x, F3x, eksi F3x aynı yönde. F1y ile eksi F3y aynı yönde. Şimdi bunları bulacağım. Yönüm sağa doğru. Bakın şurada 450 çarpı. Bakın şurası 35 derece. Kosinüs açım x eksenine değdiği için 35 derece. 450 çarpı kosinüs. X eksenine değer kısmımız kosinüs. Açının değmediği yani açının karşısındaki kısım yani şurası F1'ye sinüs olacak. 450 çarpı kosinüs 35.368,61. Şimdi karaya doğru. Bakın zaten biri kosinüs ise diğeri sinüs olur arkadaşlar. Burası x kosinüs olduğu için karşısı sinüs 35. .158,1911 diyebiliriz. 258,11.
F2 eksi F3 x ve eksi F3 y'yi bulacağız. Yönlerimiz aynı. Kopyalayalım. Bakın buradaki kritik nokta, bakın buradaki açımız hangi eksene değiyor? Y eksenine değiyor. O yüzden burası F3Y'yi alırken kosinüsü kullanacağız. Açının karşısı, bakın karşısındaki şöyle şu kısımlar birbirine eşit olduğu için şöyle şu kısım şu kısımla şu kısım birbirine eşit olduğu için yani açının karşısı kosinüs açının karşısı sinüs olduğu için burada sinüsü kullanacağım arkadaşlar x'i bulurken. Sinüs 75. Kosinüs. Bakın burada şuradaki artı eksiler sadece bunun eksi F3'ümüz bu. Eksi F3'ümüz bu yönde bu yönde. Buradaki toplama çıkartmaları yaparken şuradaki okların yönüne göre toplama çıkartma yapıyorum. Bakın sağa doğru, sağa doğru, yukarı doğru, yukarı doğru. Yani bütün kuvvetleri Rx'i bulurken F1x'de eksi F3x'i toplayacağım. V'yi bulurken de F1Y'yi de eksi F3Y'yi toplayacağım arkadaşlar. Şöyle şundan kopyalayalım bir tane. Şuna R diyelim. %368.61 artı %579.55. Newton.
DY'miz de %158,11 artı %155,9. Şurada bir kontrol edelim. 603 çarpı cos 35. Pardon, cos 75.29. Küsuratı tek olduğu için dikkatimi çekti. Burada bir hatamız var. 29 diyelim. Şurayı da düzeltelim. Bakın şöyle. Düzgün çizemedim. Şurası reeksim 948,16 R'ye de 413,4. Şurası teta, şurası R. Bakın benden kuvvetin büyüklüğünü ve doğrultu saatin pozitif x ekseninden saatin ters yönde. Bakın şuradan x ekseninden saatin ters yönde ölçülen doğrultusunu istemiş. Şimdi burada şu ikisinin karekök içerisinde karelerini alırsak r'yi buluruz. Teta da zaten tanjant teta karşı bölü komşu. Oradan da açının tersini alarak bulabiliriz. Şimdi karekök içerisinde r eşittir diyelim. 948,16'nın karesi artı 413,4'ün karesi. Bakın burada hesap makinesiyle yaparken parantez açmamız gerekiyor. Buradaki hesap makinesi otomatik parantez açtığı için ben ayrı bir parantez açmadım. 413,4. Şimdi
Tanjant teta eşittir arkadaşlar. Buradan teta'yı eşittir. Karşı bölü komşudan 413.4 bölü 948.16. Bakın burada açının tanjantını alacağım. Art tanjantını alacağım bu işlemi yapıp. Hangi açının tanjantı bu işleme eşittir? Buradan teta eşittir diyelim. Arc tanjantını aldığımız zaman arkadaşlar açımız 23.55 derece. 23.55 B şıkkını sonraki videoda çözeceğiz arkadaşlar.